Şimdi size kalkülüsteki en havalı iki türevi göstereceğim. Böyle demesem belki daha iyi olacak ama aklıma şu an bu ikisinden daha havalı başka bir türev gelmiyor. Öncelikle doğal logaritmanın türevini inceleyeceğiz ama önce kısa bir tekrar yapıp doğal logaritmanın ne olduğunu hatırlayalım isterseniz. Bir ifadenin doğal logaritması, o ifadenin e tabanındaki logaritması demekti. Gerçekten de kısa bir tekrar oldu değil mi? O halde şimdi de bunun türevini alalım. Bunun için bir sürü yere ihtiyacım olacak ve elimden geldiği kadar temiz çalışmaya çalışacağım. Ln türevi eşittir. Şimdi türevin tanımını aklımıza getirelim. İki noktanın arasındaki uzaklık sıfıra yaklaşırken bir noktadaki eğimi alıp limiti buluruz öyle değil mi? Çok doğru bir ifade olmadı onun için şöyle göstereyim. f x artı delta x'in delta x sıfıra yaklaşırkenki limitini alacağız. Evet, bu ifadenin limitini almamız gerekiyor. x artı delta x'in doğal logaritması fonksiyonu değerlendireceğimiz noktalardan biri bu. Eksi ln x bölü delta x. Türev videolarından bunun sadece eğim olduğunu ve giderek küçülen bir uzaklıktaki eğimi bulurken limit aldığımızı hatırlayacaksınız. Yani umarım hatırlıyorsunuz. Şimdi de logaritma özelliklerini kullanarak bunu daha sade bir hale getirmeyi deneyelim. Umarım bu özellikleri de hatırlıyorsunuzdur. Eğer hatırlamıyorsanız lütfen logaritma özelliklerini işlediğimiz videolara göz atın. E, logaritma a eksi logaritma b logaritma a bölü b'ye eşitti değil mi? Bunun sebebi de logaritma ifadelerinin aslında üstel ifadeler olup üstel ifadelerin özelliklerine sahip olmalarıdır. Eğer bunun tam olarak ne anlama geldiğini anlamadıysanız lütfen o konunun üzerinden geçin. Şimdi bu logaritma özelliğini buraya uygulayacağım. İfadeyi monotonluktan kurtarmak için farklı renkler kullanarak baştan yazalım. Delta x sıfıra yaklaşırken bunun limiti. Bir bakalım logaritma a eksi logaritma b logaritma a bölü b'ye eşitse pay kısmındaki bu ifade x artı delta x bölü x'in doğal logaritmasına eşit olur değil mi? Bu a'ya bu da b'ye eşit olur ise a bölü b'yi bu şekilde yazabiliriz. Bölü delta x'i de unutmayalım tabii eşittir. Delta x sıfıra giderken rengi değiştirmenin zamanı geldi. Delta x sıfıra giderken bu 1 bölü delta x'i başa yazalım. 1 bölü delta x ve hepsinin limitini alacağız. ln 1 artı delta x bölü x sanırım oldu. Ve şimdi bir başka logaritma özelliği daha kullanacağız. Özellikleri şu şekilde ayırıyorum ki ispata karışmasınlar. Umarım bunu da yani a çarpı logaritma b'nin logaritma b üzeri a olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Bu da üstel bir ifadenin kuvvetini aldığınızda iki kuvveti çarptığımız için doğrudur. Bu arada umarım kafanızı karıştırmıyorumdur. Yani umarım bunları hatırlıyorsunuzdur. Peki şimdi bunu buna nasıl uygulayacağız? bu a, log bu da b. Evet. O halde hemen yazalım. Yine renk değiştiriyorum. Limit delta x sıfıra giderken, 1 artı delta x bölü x'in doğal logaritmasının 1 bölü delta x'inci kuvveti. Parantez içindeki ifadenin doğal logaritmasını alıp sonra da delta x sıfıra giderken bunun limitini değerlendireceğiz, tamam mı? Bu arada bileşik faiz videolarını seyrettiyseniz ve e'nin tanımını biliyorsanız bu ifadenin size tanıdık gelmeye başlamış olması lazım. Pekala şimdi de bir yer değiştirme yapalım. Diyelim ki n e, ya da u olsun evet u delta x bölü x'e eşit olsun. Bunun doğru olduğunu kabul edip ifadenin iki tarafını x ile çarpınca x u delta x'e eşit olur. Ayrıca 1 bölü delta x'in 1 bölü x u'ya eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, bu ifadelerin hepsi eş değer. Burada delta x sıfıra giderken limit aldığımıza göre bu ifadede u nereye yaklaşır? Evet, sıfıra. Başka bir deyişle delta x sıfıra giderken limit almak demek, u sıfıra giderken limit almakla aynı şeydir. O halde limit u sıfıra giderken 1 artı delta x bölü x yerine u yazacağız. 1 bölü delta x yerine de 1 bölü x u yazıyoruz. 1 artı u üzeri 1 bölü x u'nun doğal logaritması tüm bu ifadenin doğal logaritmasını alacağımız için büyük parantezi de kapayalım. Şimdi de bir üstel özellik uygulayacağım. Farklı bir renkle yazayım ki karışmasın. A üzeri B çarpı C'nin A üzeri B üzeri C'ye eşit olduğunu biliyoruz öyle değil mi? O halde devam edelim. Hemen şurayı da ayırayım. Eşittir. Limit. U sıfıra giderken 1 artı U üzeri bu 1 bölü x u olduğuna göre bunu 1 artı u üzeri 1 bölü u üzeri 1 bölü x olarak yazıyorum. Evet, bu üstel özelliği kullanarak bunu elde ettik. Zaten buradaki 1 bölü u x de 1 bölü u üzeri 1 bölü x'ten geliyor, öyle değil mi? Şimdi de bu logaritma özelliğini tersten uygulayacağız. Elimizde b üzeri a varsa, a'yı buradaki gibi ifadenin önüne taşıyabilirim. Başka bir deyişle, 1 bölü x'i alıp buraya koyacağız. Devam ediyorum, çok az kaldı. Limit u sıfıra giderken 1 bölü x'i doğal logaritmanın önüne koyuyorum. 1 bölü x çarpı 1 artı u üzeri 1 bölü u'nun doğal logaritması. Limiti u sıfıra giderken aldığımız için 1 bölü x'li terim bundan etkilenmeyecek. Yani bu terimi ifadenin en başına yazmamda hiçbir sakınca yok. Peki, u sıfıra giderken bu ifadenin limitine ne olur dersiniz? İfadeyi 1 bölü x çarpı 1 artı u üzeri 1 bölü u'nun limitinin doğal logaritması olarak yazalım. Evet, bunun e'nin tanımı olduğunun farkına varmış olmalısınız. Bileşik faizden de hatırlayacağınız gibi bu limit e'ye gider. Limit n sonsuza giderken 1 artı 1 bölü n üzeri n. Ama bu ifadelerin eş eşdeğer olduklarını biliyoruz. Nasıl mı? U eşittir 1 bölü n yer değiştirmesini yaparsanız bunun buna eşit olduğunu görebilirsiniz. Bu ifadenin e olduğunu az önce söylemiştim. Evet, sona çok ama çok az kaldı. Devam ediyorum. Bu ifade eşittir 1 bölü x çarpı u sıfıra giderken 1 artı u üzeri 1 bölü u'nun e olduğunu biliyoruz demiştim. O halde buraya e'nin doğal logaritması yazabilirim. Ve 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 doğal logaritma neydi? E tabanındaki logaritma öyle değil mi? Eşittir 1 bölü x çarpı e'nin e tabanındaki logaritması. Ritması. Peki, E'nin hangi kuvveti E'ye eşittir diye sorarsam cevap? e üzeri 1 e'ye eşittir. Evet, yani bu 1'e eşit. 1 çarpı 1 bölü x de 1 bölü x'e eşittir. İşte bu kadar. x'in doğal logaritmasının türevinin 1 bölü x'e eşit olduğunu bulduk. Üstel ifadeler başka üstel ifadelere dönüşürken karşımıza birden doğal logaritma çıkıyor ve onun türevi de x üzeri eksi 1, yani 1 bölü x oluyor. Etkileyici değil mi?